Dünyaya mümin düşkün olmamalıdır. Dünya, Cenab-ı Allah'ın bize bahşettiği bir zemindir. Binlerce nimetle döşelidir. Biz orada yaşıyoruz. O nimetlerden istifade ediyoruz. Onun hayatımızı sürdürüyoruz. Rabbimiz sadece bizi yaratmamıştır. Hayatımızı devam ettirecek nimetleri de bize bahşetmiştir. Oksijeni, suyu, meyveleri, gıdaları ve onları sindiren sistemi, duygularımızı, düşüncelerimizi, sayısız liflerimizi, kaslarımızı, hücrelerimizi, biz uyurken çalışanları veya çalışmayanları, daha neler neler, derinliğine inip şöyle bir gözden geçirdiğimizde, hayat tarzımızı sürdürdüğümüzde, vücudumuza, çevremizdeki varlıkları, çiçekleriyle, bağlarıyla, bahçeleriyle, kırlarıyla, ormanlarıyla, denizleriyle şöyle bir gözden geçirdiğimizde, nimetler sayısızdır. Biz onların içerisinde yaşıyoruz ve bize bir ömür vermiştir. Bu ömür bizim en kıymetli sermayemizdir. Bu nimetlerin içerisinde bu ömrü öyle kullanmalıyız ki yarın Rabbimizin huzuruna alnı ak olarak varabilelim. Bunun için dünya hayatı kıymetlidir. Çünkü ahireti biz dünya hayatı sayesinde kazanıyoruz. Her günü değerlidir, her ayı değerlidir, her yılı değerlidir, ömür değerlidir, son gününe kadar değerlidir. Ancak şu gerçeği unutmayalım. Biz onu yönlendirmeliyiz. Hayat rüzgarları ve akıntıları bizi yönlendirirse, ölü balıklar gibi akıntıların önünde sürüklenir, istediğimiz tarafa savrulursak, bize bahşedilen bu hayat karşımıza elin bir azap olarak çıkabilir. Dolayısıyla hayatı güzel yaşayacağız. Bize bahşedilen nimetleri güzel değerlendireceğiz. Allah'ın koyduğu ilahi kaideleri unutmayacağız. Helal haram çizgilerini yerinden oynatmayacağız. Başkalarının hukukunu çiğnemeyeceğiz. Gönlümüzde güzel duygular besleyeceğiz. Biz hukuka riayet edersek, gönüllerde güzel duygular filizlenip de büyürse, sonra bu güzel duyguları besleyen insanlar yan yana gelirse, duygular simalara, simalardan gönülden gönüllere aksederse, birlikte bu güzellikleri yaşarsak, hayat elbette ki daha güzel olacak. Güzellikler güzelliklere eklenecek, dünya güzel olacaktır. Dünya güzel olunca ahiret güzel olacaktır. Onun için dünyalık sizi alıp gitmesin, iradenizi çalmasın, sizi oyuncak haline getirmesin. Ebu Üveyde İbn-i Cerrah radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz tarafından gönderildiğinde bir hayli yüklü malla dönmüştü. Sahabiler bu malların geldiği haberini almışlardı. O gün daha fazla camiye yığılmışlardı. Namazlar kılınmıştı. İnsanlar sanki bir beklenti içindeydiler. Resulullah'a, "Ya Resulullah, bu malları dağıtacak mısın?" diyemiyorlardı. Ama duruşları, bekleyişleri, konuşmaları, oyalanışları kendiliğinden bunu söylüyordu. Allah Resulü onların tavrından anlamıştı. Ebu Ubeyde'nin mallarla döndüğünü duydunuz değil mi demişti. Evet ya Resulullah dediler. Bugünden sonra düşman size galebe gelerek sizi yok edemeyecektir. İmanınızdan da döndüremeyecektir. Ama benim korkum şudur. Sizden öncekilerin dünyalık yarışına girdiği gibi dünyalıklar sizin önünüze de serilecek ve siz dünyalık edinme yarışına gireceksiniz. Korkum, ürpertim budur diyordu Allah Resulü.